Bugün tüp bebek tedavisini konuşacağız. İlk olarak dilerseniz tüp bebek tedavisindeki yenilikleri konuşalım. Buyurun. Evet, tüp bebek tedavisini aslında siz programın başından beri bahsediyorsunuz. Bağışıklık sistemi bizim tüp bebek tedavisinde de son zamanlardaki yenilikler arasında. Özellikle bizim katil hücre dediğimiz bebeğin, embriyonun rahme yerleşmesine engel olan rahmin içerisinde bazen katil hücreler oluyor. Ve son zamanlarda işte bu bağışıklık sisteminin biraz fazla çalışması ya da dengesiz çalışması bebeğin tutunmasına engel oluyor. Biz de bu katil hücrelere karşı acaba neler yapabiliriz? Ön tedavilerimiz, embriyo yerleştirmeden önceki ilaç tedavilerimiz, bazen işte gebelik serumu dediğimiz bazı sıvıların takılması gibi bazı yenilikler var. Özellikle katil hücreyi biz önemsiyoruz çünkü embriyon tutunmasına engel oluyor. Aynı zamanda biliyorsunuz tüp bebekte gebeliğin oluşması için çok önemli iki aşama var. Bir tanesi kaliteli bir embriyo elde etmek. Kaliteli bir embriyo elde etmek için de kaliteli yumurta ve kaliteli sperm elde etmemiz gerekiyor. Bu yenilikler arasında artık biz spermi ve yumurtayı en iyi şekilde seçebilme tekniklerini geliştirdik. Aynı zamanda embriyoyu takip edebileceğimiz embriyoskop dediğimiz yine bir yenilik bu da. Kaliteli embriyoyu yakalayabilmemiz için takip edebileceğimiz bazı özel ortamlarımız var. Bilgisayar ortamında bu takip edebiliyoruz ve en iyi embriyoyu elde edebiliyoruz. Evet, evet. Aynı zamanda sadece en iyi embriyoyu elde etmek yetmiyor. Bir de bu embriyonun bazen genetik yapısı önem arz ediyor. Çünkü özellikle kadının yaşı 38 yaşından daha fazla olduğu zaman bazen yumurtada birazcık yaşlanma oluyor ve bu yumurtadaki yaşlanma yumurta bölünme aşamasındayken bazen bir yumurtaya bir kromozom fazla bir kromozom eksik gidiyor. Ve böylelikle erkekten gelen spermle genetik bazı bozukluklar oluyor. Down sendromu, Turner sendromu gibi sendromlar. İşte bu embriyo güzel bir embriyo olmasına rağmen bazen genetik yapısı sağlam olmayabiliyor. Biz işte artık bu embriyolara genetik tanı yaparak en sağlıklı genetik yapısı en normal embriyoyu da seçebiliyoruz. Bu bizim gebelik oranlarımızı da arttırıyor. Bunu da eskiden birazcık daha zor oluyor ama şimdi zor oluyordu ama şimdi artık yeni nesil dizileme dediğimiz yeni bir teknikle en rahat bir şekilde embriyoya genetik tanı yapabiliyoruz. Böylelikle gebelik oranlarımız daha çok daha artıyor. Çok, daha şanslı. Güzel bir embriyo elde ettik. Bu sefer işte rahme geldi. Rahmi hazırlamamız gerekiyor. Bazen işte rahmin içerisinde bazı oluşumlar olabiliyor, polip olabiliyor, miyom olabiliyor. İşte bunları biz histereskopiyle düzeltebiliyoruz. Düzelttikten sonra rahmi istediğimiz şekilde hazırladıktan sonra transfer edebiliyoruz. Tabi bunları yapabilmemiz için de bazen embriyoyu dondurmamız gerekebiliyor. İşte bu dondurma teknikleri de artık çok yeni ve eskiden embriyoyu dondurduğumuz zaman iyi bir şekilde dönmüyordu ama şimdi artık sağlıklı bir şekilde %98 oranında çözdüğümüz zaman embriyoyu sağlıklı bir şekilde geri dönüş sağlayabiliyoruz. Anladım. Bunların hepsi son güncel yenilikler. Evet. Ama mesela tüp bebek tedavisine şimdi daha bugün ilk defa yeni düşünmeye başlamış insanlar varsa aşamalarından biraz bahsedebilir miyiz? Nasıl ilerliyor yol? Evet. Şimdi şöyle aslında tüp bebek tedavisinde eskiden standart bir tedavi yöntemimiz vardı. Ama şimdi artık kişiye özel tedavi yöntemi diye bir protokol çiziyoruz. Ne demek kişiye özel tedavi yöntemi? Herkesin çocuk sahibi olamama sebebi farklı olabiliyor. Yani kısırlık nedeni farklı olabiliyor. Önce o nedeni ortaya koyduktan sonra bazen mesela erkek faktörü olabiliyor. Erkek faktörüne bir ön tedavi gerekiyor. Ya da bazen kadında yumurta kalitesi iyi olmayabiliyor. Yumurta kalitesini arttırıcı ön tedaviler gerekebiliyor. Hemen alıp hastamızı yumurtalarını büyütüp işte bu normal standart tedavi yöntemiydi. Yaklaşık bir hafta 10 gün boyunca iğnelerle yumurtalarını büyütüyorduk. Daha sonra anestezi altında yumurtalarını toplayıp eşinden aldığımız spermle embriyo oluşturuyorduk. Daha sonra da embriyo rahma hazırlayıp transfer ediyorduk. Ama artık bu standart bir tedavi yöntemi. Herkesin aslında gebe kalamama sebebi farklı olabiliyor. Önce bunları ortaya koyduktan sonra, bunları düzenledikten sonra en iyi embriyoyu nasıl elde edebiliriz? Rahmin en iyi şekilde nasıl hazırlayabiliriz? Onu düşündükten sonra aileyle birlikte bir plan çiziyoruz biz. Biz o planı çizdikten sonra gebelik oranlarımız daha yüksek olabiliyor. Evet. Mesela kimi aileye hemen taze transfer yapmıyoruz. Embriyoları donduruyoruz. Rahmi dinlendiriyoruz. Onun için bu aşamalar her hastaya göre farklılık gösteriyor. Kişiselleştiriliyor yani. Kesinlikle. Bir şekilde. Tüp bebek tedavisinde bir yaş sınırı var mı? Aslında yaş sınırı kadın için bir yaş sınırımız var. Biz 47 yaşından sonra çok fazla tüp bebek tedavisi denemiyoruz. Çünkü artık yumurta elde etsek bile gebelik oranları çok düşük oluyor. Çünkü genetik yapısı bozulmuş oluyor bu embriyoların. Yapacaksak da mutlaka genetik tanılı embriyo transferi yapmayı öneriyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.